Herkese merhaba gündem simülasyon 41. bölümündeyiz şimdi geçen hafta gelmedi çünkü hani yeni yıl falan çok da haber yoktu şimdi 9 Ocak Perşembe günü bir sürü haber var hani söyleyebileceğim bir sürü şey var İlk olarak Microsoft Flashmetre'den başlayalım 2 Ocak'ta bunun için video paylaşmıştı videoda işte kar videosu diyebiliriz ama burada dinamik mevsimleri gördük yavaş yavaş mesela New York'ta başka bir parkta falan orada yavaş yavaş zaman ilerledikçe karlar birikmeye başlıyor ve işte kar yağ yağarken öyle karlar birikiyor orada. Dinamik bir mevsim olduğunu bize gösteriyorlar. E güzel güzel görünüyor. Böyle güzel şehir görüntü vardı. Nehir görüntü vardı. İşte daha farklı yerlerde çekilmiş uçaktan gösterilen yerler vardı. Bayağı güzel duruyor yani mevsimlerde de Microsoft Flasmeter bayağı güzel duracak. Şimdi bu ayın başında belki bu akşamdan sonra yani Cuma'ya geldiğimizde bir şeyler paylaşılır. Ondan sonra da paylaşırız yine size. Bu arada bir hani bunun özellik tanıtım videoları vardı. İlk videosu artık hani haftaya herhalde yani çeviri kısmı Türkçe metin olarak. Ondan sonra video olarak başlanır. Başka bir şey yok şu an ama hani bakıyormuşlar araştırıyorum ne var ne yok. Explain 11 için de yeni bir haber var. Vulkan betası bekleniyordu. Bu 2020 yılında başlayacakmış. Şu an tam tarih belli değil. Vulkan için daha önce bir gündem simülasyon bölümünde bir karşılaşma görüntüsü falan vermiştim. Performansı artıracak, daha performanslı oynanabilecek bir sistem geliyor. Bir app, app işte. App diyelim ona. Direkt e, grafik kartını daha iyi kullanacağız. İşlemci daha iyi kullanacağız orada Explain 11'de artık. Ya tabii bütün eklenti gelişici olsun. Eklentel modlarla oynayan insanlar için faydalı olacak. Mesela Microsoft Flight Simulator 2020'ye gelecek olursak bunlarda da şöyle bir olay var. Şimdi DirectX 12 yaygın ancak işte Barcelona olarak nasıl diyeyim? Oyunlarda yok şey olarak. Ee, nasıl diyeyim? Yani çok yaygın değil. Yani ilk opsiyonumuz o değil. ilk seçeneğimiz o değil bizim. Ama Microsoft Flight Simulator'da DX12 olmadan zor gibi geliyor bana bazı şeyler. Çünkü işlemciler çekirdekleri, işte grafik kartını aynı anda kullanabiliyor. Dx12'nin de böyle 2020 yılında daha fazla oyun, daha fazla böyle yaygınlaşmasını bekliyorum. Yani özellikle bundan sonra sonuçta Microsoft'un kendi işletim sistemi, kendi apisi, kendi yapım falan hani daha şey olur. Tabi güncel popüler oyunlarda zaten kullanılıyor. Demek istediğim olay yani zaten anlamışsınızdır da biraz karışık anlattım ds 2'nin yaygınlaşması lazım Vulkan'la birlikte yani performans e, sağlayan şeyler bunlar. DCS World için de yeni bir DLC duyuruldu. Bu ücretsiz çıkacakmış. DLC ne diyeceksiniz? Yani çok büyük böyle bir e, ülkenin bir arazisi falan gelmiyor. Kuzey Batı Pasifik Okyanusu'nda Mariana Adaları diye bir yer var. Onun DLC'sini çıkaracaklarmış. Tam tarihini falan göremedim yani yazmamışlar. Ama tabi harita olarak baktığınızda sonuçta savaş vesaire durumlar var. 400'e 400 kilometre 400 kare işte bir harita geliyormuş. Bilginiz olsun. yani Güzel e, adaların olduğu bir yerde Ds4 için bir DLC geliyor. OMSI 2'nin Türk harita modu Belen güncellenmiş. 6. sürümü çıkmış. Kendi sitelerinde paylaşmışlar OMSI Türkiye tarafından. İndirirsiniz. Yenilikler var. Yani bayağı bir yenilik var aslında ya. Mesela tabela sistemini falan güncellemişler, yeni tabela sistemi eklemişler. İşte mesela bazı yollara asfalt eklemişler. Sempleye inlemişler. Kavşakla yenilmişler. Reklam panonu güncellemişler. Anonsları güncellemişler. Özel alt otobüsü boyamaları yenilenmiş, Aydınlatma düzeltmeleri yapılmış. Performans düzeltmeleri yapılmış. Yani mesela CNG ve elektrik dolum tesisi yapılmış bu doğal gaz çalışan elektrik otobüsü için. Ee, neredeymiş mesela orası adres olarak yazmışlar oraya. Zaten Osman Karpuzcu meslek listesi karşısı yazmışlar. Ee, Belen 5 iyiydi. Belen altı yani denemedim çünkü 2'yi kaldırdım yine çünkü katlanamıyorum, giremiyorum böyle girerken insan gelme diyor bana yapım. Ama Belen projesi mesela Lotus Simulator'da devam ettirilebilir. Lotus Simulator'a 30 modül gelmişti ben henüz videosunu çekmedim ama yani orada devam ederse çok çok iyi olur ya inanılmaz iyi olur. Açıklamada linkini ekleyeyim de zaten size şey var oradan girip bakabilirsiniz. Fermasimeter için yeni bir şey var daha fazla otobüs DLC geleceğini bu mesajla anlıyoruz. Çünkü bir soru sordular Twitter'dan. İşte bir sonraki minibüs hangisi olsun diye sormuşlar. Orada 3 tane seçenek var ve bunun gerçek adını yazmışlar. Yani Isuzu Half Microbus varmış. Renault Master minibüs varmış. Mitsubishi Fuso Rosa diye bir minibüs varmış. Burada oylama yapmanız istiyor. Ben Renault Master'a <laughs> kullandım oyumu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdilik bunlar varmış da yani bunların lisans alın demek yani herhalde böyle yazıyorsa ya da lisanssız versiyonu yapılacak. Öyle bile olsa önemli değil ama ücretli olacağınız belirtmiş. O yüzden ferm bassa turist bassa aynı zamanda yeni minibüsler yolda güzel bir şey yani TML eğer bunlar da lisansını aldıysa ki bence bir şey değil hani bu kadar şey geldikten sonra zor değil aslında ama tabi oyuncu açısından biraz sıkıntılı durumlar var. Her neyse yani merakla bekliyoruz yeni güncellemeleri ve işte gelişmeleri. GTA 5 Xbox Game Pass'e eklenmiş. Bunun haberini de vereyim. Orada da oynanabiliyor. Zaten oynaman yoktur ama bak mesela yine işte Noel geldi geçti, yılbaşı geçti falan tatil Sonuçta bütün dünyada yine en çok satan oyunlardan birisi GTA 5 yani biz şey kasino soyma soygunu görevlerini yaptık bu arada indirdik tekrar falan oynadık biraz da şey işte sonra bir daha girmedik tabii. Thief Simulator'ın Mac sürümü çıkmış Mac App Store'da satışa çıkmış yani 19.99 dolar 20 dolara Thief Simulator'ı sızlık simülasyonu orada da oynayabiliyorsunuz Mac'te Macbook'ta ya da Mac'te vesaire bilginiz olsun. Şimdi Escape from Tarkov için bir kampanya başlatıldı. Yılın son günüyle işte yılın ilk günleri arasında. Ne oldu? Burada belli yayıncıda seçmişler yabancı. Bu yayıncıları izlediğinizde Twitch hesabınızda da yine Escape from Tarkov sitesiyle entegre ediyorsunuz. İzlediğinizde şöyle bir şey oluyor. Size rastgele yayın izlediğiniz süre boyunca öğeler düşüyor envanterinize. Ya böyle bir kampanya yapla ve bu kampanya sayesinde inanılmaz bir patlama oldu Tarkov tarafında. Elbette biliniyordu ama oyun zaten zor. Mesela biz de tekrar dedik bakalım oynayalım ama hani bıktırıyor bazı açıdan çünkü çok fazla uğraşman gerekiyor. Ya yani çok böyle yani onunla uğraşman lazım. Benim de öyle bir vaktim olmuyor ne yazık ki. Her neyse ya bütün yabancı oyuncular vesaire büyük bir ilgi gördü. Her yerde haber oldu her yerde işte paylaşıldı vesaire Twitter'dır şeydi vesaire. Böylece satış işte çarpı da sunucular giremeyenler oluyor. Biz de mesela bekliyoruz sunucuya girmek için falan Çünkü yoğunluk var. Yani bayağı başarılı bir kampanya oldu yani bayağı başarılı bir kampanya oldu. Twitch'te en çok izlenen oyunlardan birisi oldu. Yani Düşünün yani zaten işte yine shooter oyundan oynayan, oynayan, FPS oynayan, oynayan hepsi, bütün oyuncular zaten yine girip bunu oynadılar. Ve oynamaya devam ediyorlar. 35 Euro verip şu an oynadığınızda, indirdiğinizde çok Harika özellikler göreceksiniz simülasyon anlamında ama oynarken eğer bütün dikkatinizi, bütün ilginizi vermezsiniz, ciddi bir şekilde oynamazsınız her gün evet o zaman sıkıntı oluyor ve oyun sizi uzaklaşmanızı sağlıyor çünkü yani karşındaki adamda çok iyi ekipmanlar olsa bile bazen öldürebiliyorsun ama yani nasıl diyeyim biraz zor ya emek harcaması gereken yapımlardan birisi yani öyle rastgele değil çünkü öldüğünde her şey gidiyor ya o sıkıntı var ve haritalar biraz nasıl diyeyim küçük alanlarda savaşıyorsunuz bu özellikleri ben daha büyük bir harita daha büyük bir şekilde de böyle kalıcı base'lerdir falan şeklinde olmasını isterdim ama ne yazık ki öyle değil bakın ileride nasıl olacak göreceğiz en son işte rezerv haritası gelmiş ona girdik falan güzel olmuş haritalar yeni çıkış noktaları böyle gereklilikler getirmiş çıkış kaçış için mesela kaçamamıştık en son sonra gidip başka yerde kaçtım neyse başka bir habere geçelim ya Tarkov'da durum bu SnowRunner'a geçelim Snow da yine ekran görüntü ortaya çıktı Bugün de mesela Amazon ko İngiltere'de listelenmiş ve başka bir de listelenmiş. Mesela o site şey diyor, sonbahar 2020 demiş, Amazon tabi 31 Aralık diyor, tarihi belli olmadığı için. Focus on Interactive'deki o topluluk yöneticileri ise şey diyor, yani bunlara dikkate almıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor, yani çıkışlar henüz açıklanmadı. Ama Snowrunner için paylaşılan ekran görüntüleri bayağı iyi, yani oyunun değişini, grafiklerin değişini net olarak görüyorsunuz ve işte ortamının değişini net olarak görüyorsunuz. Güzel ekran görüntüleri yaklaşıyoruz. Yani bir şeylere yaklaşıyoruz. Şu an birkaç hafta içerisinde SnowRunner için yeni bir çıkış tarihi değil. Yani bir kesin bir dönem gelsin. Zaten nasıl olacağını zaten yazıyorlar. Mesela yine bu ay sonunda Ocak e, Community güncellemesi olacak. Şey olarak hani ne yeni bilgiler paylaşacaklar. Belki bir şeyler paylaşırlar ama son açıklamada mesela hani bir özet de toplamışlar bilgilerle ilgili. Orada Mart ayında Mart ayına kadar çıkması bekleniyor ama şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Ee, biraz nasıl diyeyim bazı şeyler için geç ve Focus on Interactive şey de yapıyorsunuz bir basın toplantısı yapıyor Paris'te yılın başında. Artık Nisan ayında geçen sene oldu bu sene ne olacak bilmiyorum. Mesela FS21 de önemli çünkü FS21'in de duyulması şu orada tanıtımsız gerekiyor. Bahsedilmesi gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz yani SnowRunner ve FS21 şu an bu yıl yine en çok beklenen yapılan birisi. Benim için de ve çoğu kişi için de öyle. Snowden özellikle çok farklı. Ama umarım sonbaharda çıkmaz ama Gecikirse evet ihtimal yani tarih o tarihlerden birisinden çıkabilir çünkü normal. Ama hani umarım Mart ayında filan çıkar ya Nisan ayında son oranında çok bekliyorum ben ee, oynamak istiyorum yani. Mesela Alaskan Traksimetre için de bir video paylaştılar kısa video. Hatta değişik bir versiyonu falan var GIF olarak paylaşmışlar orada da mesela kabin işini filan göstermişler. Burada yine kısa kısa böyle sahnelerle yolda gidiyor araba kamyon gidiyor kabini falan gösteriyor arka tarafı işte kamera olarak kokpiti falan görürsünüz. Bayağı iyi yani grafikler ortam falan bayağı iyi. Tabii sürüş için aynı şey söylemiyor. Çünkü sürüş fizikleri uğraşılması gerek. Yani en azından piyasadaki oyuna kadar iyi olması gerekiyor. Şu an baktığımızda zaten izlediğine dikkatli bir şekilde onu göremiyorsun. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, Frostpunk için The Last Ottoman diye bir DLC çıkacak 21 Ocak'ta. Bunun çıkış tarihi çıkandı bugün. Haberiniz olsun Frostpunk yine bu kış zamanı bu soğuk günlerde oynayabilecek oyunlardan birisi. Ford Trucks F-Max için yeni bir güncelleme çıkarmıştık. İşte boş ağırlık dağılımı aracın düzenlenmişti. Bu yılın başına da Uşaklı şey yaptı. Bilal Türk bayrağı boyaması yaptı. Yeni bir boyama. Stimatör onu paylaştı. Yine güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ona abone olabilirsiniz. Türkiye boyama paketi desteği tabi zaten var. Onu ayrı olarak indirmek zorundasınız siteden. Bunun dışında Level dergisi Ocak sayısında Rotary Brexit DLC'nin incelemesi var. Ben yazmadım. Vakit ayırmak istemedim. Ama iki sayfalık bir inceleme var. Ee, Kürşat zaman yazdı. Bu inceleme sayfasında Fortrax F-Max projesi ile ilgili bir haber de var. Şimdi i̇şte bir görseli kimler yaptı, nasıl yayınlandı falan diye. Bilginiz olsun. Değer vergiyi alabilirsiniz. 12,5 lira satış fiyatı var. level, ocak sayısı. Yine belki bir röportaj olabilir. Önümüzdeki sayılarda Fmax için yani proje nasıl gelişirdi, geliştiricilerin işte onların cevapları vesaire. Bunları okuyabilirsiniz ama şu an tabii tarihi belli değil. Farm Hizmet'in ligi vardı geçen sene. Yani takip ettiniz mi, çok baktınız mı, merak ettiniz mi, kim kazandı falan bilmiyorum ama hani ben takip ettim ancak çok böyle heyecanlı bir şekilde tabii takip edemedim. Ancak şimdi Dreamhack Leipzig var. 25-26 Ocak'ta 2020 yıl, yılının ilk turnuvası orada düzenlenecek. Öyle bir yerde Farm Hizmet'in liginin olması bayağı iyi bir şey aslında. E bakalım bu yıl 2020 yılında göreceğiz FS19 liginin nasıl olacağını. Yani beklenen Tresim World 2020 biliyorsunuz en son East Coastway diye bir DLC çıkmıştı. Bu geldi işte bunu oynadım dün. Baya hoşuma gitti ya. Özellikle şey harita biliyorsunuz şimdi Güney İngiltere'de geçiyor da Brighton'dan başlıyorsunuz. Biraz Seaford'a gidiyorsunuz. New Haven diye bir yerde var hatta. Başka bir yer daha vardı. Neyse. Orada giderken hani yoğun nüfusun olduğu yerlerden geçiyorsunuz. Yani trenle köprüden gittiğinizde ya da yoldan gittiğinizde etrafta bir sürü bina var. Onları yerleştirmişler. Çok güzel yapmışlar aslında. Hani işte kıyı şeridinden gidiyorsunuz vesaire. Baya e bayağı iyi olmuş. Lokomotiflerin kullanması da bayağı o şey açısından çok kolay. ileri geri sadece gidiyorsunuz. Postscriptum 9-13 Ocak arası ücretsiz oynayabilecek Steam'de. Çünkü Plain John diye bir arıta geliyor. Bir güncelleme. İşte Belçika ve Fransa'da savaşabileceksiniz. Bu 2. Dünya Savaşı'na geçen bir taktiksel savaş simülasyonu Skull adını işte 2. Dünya Savaşı versiyonu aynı şekilde yayınlıyor. Her neyse PostScriptum scriptum güzel ama şu an Skull'da arkada sunucusu popüler olduğu için orada oynuyoruz da bir sıkıntı oldu ve kapandı sunucu. Yani şeyle alakası değil yine açılacak lisanssız olarak açılacak tekrar. Şu an mesela bugün 9 Ocak itibariyle zaten custom yani özel sunucudan olduğu yerde lisanssız olan yerde bir tane daha sunucu açmışlar diğer açana kadar. Başka bir sıkıntı olmuş. O yüzden yine açılacak o. Şu an bu akşam ben de girip oynayacağım videodan sonra. Niye kapandı? Ne oldu? Yani şimdi ben bekliyordum çünkü bazı şeyler biliyorsun böyle büyüdüğünde hızlı bir şekilde bir şeyler olabiliyor. Çünkü burası Türkiye. O yüzden <laughs> yani boş verin. Yakında açılır. Evet. Bir sıkıntı yok yani yönetim tarafında ya da sunucu şeyinde. Yakında açılır. Oynarsınız. Çünkü bir sürü de insan soruyor. Ya sunucu var. Aktif bir şekilde 80 kişi oynuyor orada. Takımlar gelip oynuyor sürekli her akşam bir oyun dönüyor saatlerce çok da keyifli oluyor ama <laughs> yani işte Türkiye böyle. Sea of Thieves'in e, oyuncu sayısı paylaşıldı 10 milyon oyuncuyu aşmışlar 10 milyon oyuncu bayağı iyi bir rakam çünkü Game Pass var çıkışından bu yana hani zaten onunla beraber işte böyle çok tanıtıldı vesaire. Sea of Thieves'i özlüyoruz ya tekrar indirsek mi diyoruz da yani çünkü bazı şeyler ayağa kırıklığı falan oluyor böyle oynayamıyorsun. Bunda da diğer oyuncular tabii başını alıp yürüdüğü için birçok konuda görevde yapmışlar. gemiler değişik değişik sıralar vesaire. Ya bu oyun çok güzel bir oyun. Özellikle su fizikleri gemi tarafında falan çok iyi. Ama tabii diğer konularda çok eksi yönleri vardı. Güncelleme de bir sürü parça bir parça bir sürü özel olay geldi ama tabii yani ilgi dağılınca bir daha toparlayamıyorsun. Ama umarım yani benzer şu yapımlar daha iyi olur da yani işte olmuyor. <laughs> Mesela Deadless Cache The Game var yani mesela onu tekrar bir bakayım dedim. Bakalım ona güncellere nasıl gelecek göreceğiz de şu an yani oynamasak da olur. Çünkü bir şey yok hani bir şey yapmamışlar yazık etmişler oyuna. Bu kadar erken çıkarıp bir sürü oyun var geç çıkarıyorlar. Önemsiz oyunları bekletiyorlar ama şey geldiğinde önemli bir oyuna geldi önemli bir seriye geldiğinde eski oyundan 2008 yılında çıkan oyundan detis Sketch Alaskan Storm'dan çok kötü oluyor yani bu olay garip çok fazla oyun çıkarmak iyidir mesela Play ve yeni bir oyun duyurdu. Pentacle gelişiyor. Pentacle dediğim stüdyoda şey yapan. Transsibirya Railway simülatörü var ya onu yapan stüdyo. Yani onu yaparken Magnet Fishing Simulator diye bir şey çıkarıyor. Nehirlerde, göllerde oltayla silah çıkarma çalışıyorsun. Kılıç çıkarma çalışıyorsun. Onları sonra atölyede böyle bir şey şeyden, e, falan temizliyorsun. Ekipmana falan yine atölye tarzı şeyler var. Onları tahmin ediyorsun. Ne gerek var buna? Çünkü yani saçma. Tam fikir olarak bütün fikirleri bütün fikirlerin, mesleklerin ya da herhangi bir ayrıntının simülasyonu yapma çalışma olabilir de yani gereksiz ya. Bir sürü önemli oyun var geliştirmesi gereken, daha iyi yapılması gereken. Ama gidip o stüdyolar zamanlarını, insan gücünü, şey mesela deneyimle yeteneklerini gereksiz abuk sabuk oyunları harcıyorlar. Yani tamam o da olsun ama yani olması da olur ya. Çünkü çok iyi oyunlar var ama bir sürü oyun duyuruyorlar. Bir sürekli. Kim mi oynayacak bunları bu arada? Hepsi nasıl alacak insanlar? Ucuz olsa bile yani. gereksiz Ben ucuz oyun olsun istemiyorum ki zaten. Death geç 50 dolardan çıksın ya ama daha iyi olsun. Para kazansınlar. Mesele o değil ki insanlar ama ucuza çıkartıp da yani az bir şey vermenin de anlamı yok. Neyse gündem simülasyonu 41. bölüm bu kadar. Hoşçakalın.